İsmim Ayşe Damla İşleri, Demgut Kafi ve Dem Derneği diye iki tane, aslında biri dernek olan, biri de sosyal girişim olan iki tane kafa yapısının kurucularından bir tanesiyim. Birazcık bugün sizinle nasıl bu hikayeye girdim, nasıl bu kafa yapısına girdim onu paylaşmak istiyorum. Birazcık kendi hikayemden, aslında elimde olmayan bir hikayemden, ondan sonra kendi yarattığım hikayeden ve o hikayeyi yaratırken esinlendiğim bir sürü başka hikayeden bahsetmek istiyorum size. O yüzden bir sunumum yok. Şöyle, ben 1989'da İstanbul'da orta üst sınıf bir ailenin ilk kızı olarak dünyaya geldim. Şanslıydım. Ailem benim eğitimim için maddi manevi bir sürü imkan sundu. İki dedem de tüm amiral, o yüzden oldukça milliyetçi bir ailede büyüdüm. Lise zamanlarımda da meraktan, biliyorsunuz merak bedava, Cumhuriyet Gazetesi'nin arşivini okumaya başladım okul çıkışlarında gidip. İnanılmaz milliyetçi bir halde büyümeye devam ettim. Böyle bir hikayem ve böyle bir ailem var. Sonra üniversiteye gittim. Yurt dışında okudum. Eğitim alırken iki tane çok güzel hikaye denk geldi bana. Hepsi rastlantı, o yüzden rastlantılara çok inanıyorum. Bir tanesi bir profesörümün bana sürekli düşük not vermesiydi. Yazdığım makalelerden ötürü. Diğeri de okulda gezerken bir tane gördüğüm bir değişim programıydı. Bu değişim programının adı Sömestret C'ydi. Üniversitede okumak yerine bir dönemimi gemide dünyayı gezerek geçirdim. Ve bu bana bir sürü hikayenin kapısını açtı. Profesör kısmına sonra geliyorum. Sömestret C'ye gittim. İşte 12 ülke gezdim. 4 ay sürdü ve dünyayı 360 derece dolaşmış bulundum. Bir sürü hikaye beni burada çok etkiledi tabii. Hani her ülkenin, her insanın kültürü ve size yansımaları çok farklı oluyor. Bir tane hikaye Güney Afrika'da Cape Town yakınlarındaki Guguletu diye, aslında şehrin birazcık dışında kalan küçük bir mahalleden de diyeyim. Burası siyahların yaşadığı bir mahalle ve tehlikeli olduğunu söylediler. Ama hani cesaret, merak, üniversite öğrencisi olma hali vesaire gittim. Hakikaten de belli bir noktadan sonra sizin hani bir tane teyze çıktı ve hani geçme artık bence yürüme dedi. Orada bir hikaye öğrendim. 1993 yılında, ben bu arada oraya gittiğimde 2012'ydi. 1993 yılında Amy diye Amerikalı bir kız oraya değişim öğrencisi olarak gitmiş Cape Town Üniversitesi'ne. Ve Guguletu'da da beyazlarla siyahlar arasında eşitliği sağlamak için çalışmalar yapmaya başlamış. Ve bir gün kendi çalışmalarını yapmaya bu bölgeye gittiğinde, Guguletu'ya gittiğinde 3 tane siyah genç tarafından dövülerek öldürülüyor. 20'li yaşlarında bir genç kız. Bu hikaye... Yenin aslında hani nefret etmem gereken bir hikaye diye düşündüm hep. Sonra birazcık daha işin içine bakınca bunlar 4 yıl sonra Amy'yi öldürenler af kapsamında çıkıyorlar hapisten. Ve Amy'nin annesi Linda kızının katillerini affediyor. Bir annenin kızının katillerini affetmesi bana çok yüce, çok farklı bir hikayenin kapılarını açıyormuş gibi gelmişti. Yani benim annem acaba bir gün biri beni öldürse onları affedebilir miydi? Linda hatta bunun daha ötesini yapıyor. Ve kızının hayali olan bir merkez kuruyor Guguletu'da. Ve kızının katilleri şu an hala orada öğretmenlik yapıyor. Çünkü oradaki eşitsizlikte aslında bir nedensellik var. O kız Amy olduğu için öldürülmedi aslında. Anne bu nedenselliği görebiliyor. Bu da bana hayatımda aslında affetmenin bazı şeylerin dönüşümünü nasıl sağladığını öğretti. Çünkü Guguletu şu an daha eşit ve daha güzel bir yer aslında. Ve Linda'nın, yani annesinin bence bunda payı çok büyük. Bu beni etkileyen birinci hikayeydi eşitsizlikle ilgili. Bu bir tarafta kalsın. Ve bunu o program süresince gördüm. Diğeri de bir profesörümün bana sen niye bu kadar, dersin konusu şuydu, oradan başlayayım. Savaş filmlerini izliyoruz. Medya ve tarih okudum. Ve savaş filmlerini analiz ediyoruz. Ve benim yazdığım makalelerin hepsinin çok duygusuz olduğuna dair notlar yazıyor profesör makalelerin sonuna.
Ya dedim ki hani bu da benim bakış açım. Neden böyle filan falan dedi. Dedim ki ben dedim işte 1989 yılının sonunda doğdum. Acaba dedim Türkiye'de dedim ben nasıl medyadaki görsellere maruz kalmış olabilirim ki dünyanın diğer ucundaki sizlerden daha farklı düşünüyor olabilirim ya da daha acımasız geliyor olabilirim size. Oturdum, Türkiye'ye geri döndüm, medya arşivlerini taradım ve medya arşivlerinden benim doğum anımdan itibaren maruz kalmış olabileceğim bütün savaş ve terör görüntülerini coğrafyadaki bir belgesel hazırladım hocama. Notlarım yükseldi. Ve sonra o bana dedi ki tamam dedi sen benim için bir araştırma yap dedi. Tamam yaparım sıkıntı yok ne yapmam gerekiyor? 2 yıllık bir araştırma oldu bu 3. ve 4. sınıfımda. Ve o araştırmayla ben aslında kendi yaşadığım İstanbul'da doğmuş ve büyümüş biri olarak milliyetçi bir ailenin çocuğu olarak yaşadığım fanustan çıktım. Ve bir anda kendimi Türkiye'nin bambaşka alanlarında daha çok Kürtlerle ve terörle ilgili olmak üzere araştırma yaparken buldum. Ve aslında diyalogsuzluğumuzun nedensizliğini ve kendi fanusumu orada anlamaya başladım. Bu benim aslında toplumda neden diyalog kurmak gerekiyor'nun hikayelerini bana üniversitede böyle yanlardan farklı hikayeler bana aşıladı. Bir yandan Emin'in hikayesi, bir yandan araştırma isteği profesörümü vesaire vesaire. Sonra ben Türkiye'ye geri döndüm. Gazeteci olmak istiyorum. Çünkü bunu okudum. Medya ve tarih okudum. Savaş ve terör üzerine de ufaktan analiz yapabilme yeteneğim olduğu için ve ona dair dersler aldığım için de böyle bir iş yapmak istiyorum. Ama Türkiye'de kadın olmak ve kadın gazeteci olmak çok kolay değilmiş. Çok bambaşka ve farklı sorularla karşılaştım mülakatlara gittiğimde. Tipimden de kaynaklanan sebeplerden ötürü. Ve dedim ki bu iş böyle olmayacak. Ama bir yandan da dedim ki hala içimde bir güdü var. Bana bir yer çıkar mı da şey verir, bir fırsat verir. Böyle sanayi mahallesinde hani elime bir mikrofon verdiler. Ben sokakta takılıyorum ama ne doğru düzgün bir kanal var. Konya'dan ikinci el mallar gelmiş, çalışıyor, çalışmıyor falan. Böyle filmlerdeki gibi bir gazetecilik serüvenine başladım ben sanayide bir depoda. Ve o sırada beni yolsuzluk protestolarına gönderdiler 2013'ün sonunda. Yolsuzluk protestolarında benim ilk defa gidiyorum. Ne kimliğim var? Yani başıma bir şey gelse arayabileceğim tek insan babam. Çok kötü bir duygu bu. Ve orada elimde mikrofon, yanında bir tane kameraman. İşte ne yapacağız? İşte 100 tane protestocu bir araya geldi. Bu arada da çok hevesliyim yani. İlk defa öyle bir şeyin içinde gazeteci olarak yer alacağım falan. Ve ben kameramanı kaybettim tabii ki. Protestocuların tarafında kaldım. Karşımda polis kaldı. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Ama hala yani adrenalin o kadar güzel ki inanılmaz hoşuma gidiyor bir yandan da. Sonra yanında da 15 yaşlarında bir tane çocuk var. Yanında molotof kokteyli yakmaya başladım. Şimdi sonra dedi ki abla dedi sen de yaksana dedi. Sen de at dedi, hazırlanalım dedi. Dedim ki ben bunun için burada değilim. Hani yanlış anlaşılmasın, farklı yerlerden bakıyoruz hikayeye. Ondan sonra yok at bilmem ne falan. Ben de ona oturup şeyi anlatmaya çalıştım. Biz artık 21. yüzyılda yaşıyoruz ve fiziksel okupasyonlarla bazı problemleri çözmek, yani sahaya çıkmak artık çözüm getirmiyor. Daha düşünsel temelde bir değişimin ve dönüşümün öncüsü olmamız gerekiyor. Çünkü orada atılan aslında molotof kokteyli, karşı tarafın plastik mermisini meşru kılan bir aksiyon haline dönüşüyor ve diyalogsuzluğumuz gitgide daha da artıyor aslında toplumda. O akşam o molotofu attı, onlar plastik mermileri attı falan derken benim sırtıma yerden sekerek 3 tane plastik mermi geldi. Ve hayatımın böyle pıt dönüşüm noktasını ben kendi adıma orada yaşadım. Ve dedim ki ben gazeteci olmayacağım çünkü gazeteci olmak bana bazı şeylerin çözümünü üretme görevini vermiyor. Bu misyonu üstlenemiyorum. Ben gazeteciliğin bir adım ötesi olduğunu düşündüm, sivil topluma geçeceğim dedim. Ve bir gün toplumdaki bütün zıtlıkları aynı masaya oturtabilecek ve anlaşabileceklerini gösterecek bir aksiyon yapmak istiyorum hayatımda. Bu işte polis protestocu olur bir gün. Aslında konuşabileceğimiz bir alana denk gelebiliriz. Belki o yeri bulabiliriz. Bu bambaşka bir şey de olabilir dedim. Ve sivil topluma girişi hem birazcık stratejik, hem de birazcık aslında gönlüme dokunan bir nokta olduğu için işitenler, yani bizler ve
işitmeyenler, yani işitme engelli ve sağırlarla acaba biz nasıl anlaşabiliriz diye kafa yormaya başladım. Ben kafa yormaya başladıkça, bunu insanlara anlattıkça bir kafa yormacalar başladı. Ekipler oluştu, gönüllüler oluştu, destekçiler oluştu vesaire vesaire derken DEM Derneği, DEM Derneği'nin de bir sosyal girişimi olan ve toplumsal diyalogsuzluklar arasında kahve aracılığıyla diyalog alanları yaratmaya çalışan DEM Good Coffee ortaya çıktı. DEM Good Coffee 1,5-2 yıllık bir girişim. Yatırım aldığı günden beri, yoksa aslında hikayesi tabii ki hayal kurmaya başlamakla başlıyor. DEM Good Coffee bu iki zıtlığı bir araya getiren bir kahve dükkanı aslında. Ve şu an 1,5 yılda 15 tane orada oluşan ve anlaşabileceklerine inanan insanlardan 15 tane farklı projeye maddi manevi destek sağlayan bir mekanizmaya dönüştü. Burada aslında örneklemeye çalıştığımız şey her zaman şuydu. İki zıtlık, yani ben işte işaretleri bilmiyorum, o duymuyor, ben anlatamıyorum, nasıl anlaşırız? Aslında her iletişimin bir yolu var. Yani iletişim bir şekilde mümkün, sadece bunun doğru yolunu keşfetmek ve buna niyetli olmak bize kalmış. Biz küçük bir kahve dükkanında bunu sembolize etmeye çalışıyoruz. Tematik başladık, umarım farklı farklı temalarda da devam edebileceğimiz bir girişimimiz olacak. Çok küçük. Ama öyle bir şey ki bence, ben tabii kendimi sosyal girişimci olarak tanımlıyorum ve sizin konuşmanızdan anladığım kadarıyla buradaki bir sürü projede de birazcık sosyal meselelere kafa yoran insanlar var. Öyle bir şey ki her gün çok küçük değişimler yaratıyorsunuz. Aslında kocaman havuzda o kadar küçük bir etki yaratıyorsunuz ki bazen diyorsunuz ki ya ben bunu neden yaptım ya hani. Bir kişinin mi hayatını değiştirdim ya da bir şeyi mi değiştirdim? O kadar ufak bir şey oluyor ki o. Ondan sonra ama her gün o küçük meseleler size her gün iyi ki dedirttiriyor. Ben iyi ki bu işi yapıyorum. Her gün yeni bir iyi ki hikayesi ekliyorsunuz kendinize. Onlardan bir tanesini de paylaşarak neden ben bu işe bu kadar gönül vererek hala devam edebiliyorum? Zorlu bir yolculuk çünkü, kolay değil. Yani önümüzdeki 5 yılda eminim benim için ve bir sürü girişimci için de çok kolay olmayacaktır. Herkes böyle bir anda yükselmiyor girişimler çünkü. Hep o yükselen ve çok iyi girişimleri vesaire biliyoruz ama orada o kadar öyle bir süreç var ki her gün vazgeçmeyle ben bu işe neden ve nasıl devam etmeliyimin arasında karar vermeniz gereken uyumadan önce. Bir tane hikaye ve yeni başlattığımız bir proje. Bizim kahve dükkanımız eski kahvehaneler gibi. Yani tematik. Herkesin ya maddi kahve içerek bize destek sağladı ama aynı zamanda oraya gelenlerin işitme engelli ve sağırlar ve Türk işaret diliyle ilgili sürekli bir sivil toplum kafa yormacasının olduğu. Dışarıdan kahve dükkanı, içeriden sivil toplum örgütü bir yeriz. Bir tane müdavimimiz de ben ambulans hemşiresi diyorum ama aslında paramedik. Songül. Songül bir yıl boyu Türk işaret dili bilen bir ambulans hemşiresi. Ve bütün vakalar da bir şekilde ona denk geliyor ve sağırlara bildiği dil sayesinde destek olup birazcık daha kolay iletişim kurabiliyor. Bizimle beraber bu dili geliştirdi. Sadece kahve dükkanına gelerek ve kahve içerek, yani başka hiçbir şey değil. Sonrasında da dedi ki ben biriyle tanıştım. Annesi babası terk etmiş sağır bir çocuk. Ne yapabiliriz dedi. Ve bizim kahve dükkanımız onunla beraber şu an koruma altındaki işitme engelli ve sağır çocuklara geliştirdiği eğitim metodolojisini uygulamak için pilot projesini başlatmış durumda. Böyle bir kahve dükkanıyız. Kahvelerimizi bunun için satmaya çalışıyoruz. Bu projeleri desteklemek için satmaya çalışıyoruz. O yüzden Songül'ün hikayesi ve daha nice hobisini sivil toplum yapmış insanların hikayesinin birleştiği bir mekanı aslında elebaşılığını yapıyor olmak benim bu hayattaki şansım diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim.